Merhabalar, bugünkü aracımız 2014 model Nissan Micra. Aracımıza Grundig'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımızı entegre ettik. İlk önce kısa bir entegrasyondan bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyo yuvasını yuvadan ayırdığımızda oluşan boşlukları kaplayan çerçevemizle birlikte Grundig'in de iç dış hatlarını kaplayan bir çerçeve. Böylelikle fit bir görüntü ortaya çıkarıldı. İkinci önemli konu, aracın fabrikasyon soket yapısı bozulmadı. Konnektörlerin birebir karşılıkları kullanarak fabrikasyonluktan ödün verilmedi. Üçüncü önemli konu, direksiyon kumandaları, ses açma kapama ve videonun ilerleyen zamanında göreceksiniz. Bütün fonksiyonlar sorunsuz cihaz üzerinde çalışıyor. Dördüncü eklentimiz, aracın orijinal USB'sini arkadaşımız göstersin, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir eklentimiz de geri görüş kamerası. Geri vites attığım zaman otomatik ekrana geliyor. Kullanıcı yurt dışına kendisi getirmişti kamerayı. Kamerada şöyle bir özellik var. Tekerleğin hareketleri değil de aracın hareketine göre çizgilerin yönü değişebiliyor. Geri vitesten çıkarttığımızda otomatik cihaz, tekrar yapalım. Geri vites attığım zaman otomatik kamera devreye geliyor. Aracın hareketine göre de çizgiler dönebiliyor. Ama bu aracın bir özelliği değil, kameranın bir özelliği. İlerleyen zamanlarda biz de bu kameralardan getireceğiz. Böylelikle montajımızı aracımıza Grundig'in montajını bitirmiş olduk. Grundig'in diğer videolarımızda birçok aracı artık uyguluyoruz. YouTube kanalımızdaki videolarımızdan takip edebilirsiniz. Cihazımızda Apple CarPlay ve Android Auto var. Şu anda telefonumuz Android olduğu için Android Auto'yu göstereceğim. Kablo üzerinden çalışıyor. Android Auto'dan hemen birkaç örnek gösterelim. Navigasyonla ilgili bir örnek gösterelim. Eve götür. Evi. Eve götür. Eviniz bulunduğunuz yerden arabayla orta yoğunlukta trafikte 30 dakika uzaklıkta. Gibi kullanıcı direksiyon kumandasını direksiyon simidini elinden bırakmadan birçok şeyi konuşarak yapabilecek Android Auto üzerinden. Telefon aramalarına bir örnek gösterelim. Oktay Çevik ara. Bazen internet bağlantısından dolayı bu tarz sorunlar yaşanabilir. Gerçi ben Android Auto'na yeni sürümünü yükledim. Yeni sürümden de kaynaklı olabilir. Oktay Çevik ara. Evet, şu anda Android Auto'nun sürümünden kaynaklı bir sorun yaşıyorum. Android Auto zaten 2021 yılında şu anda Google Play Store'da yok ve Android 10 işletim sistemli cihazların içerisinde yerleşik var ama eski sürümler için şu anda Google Play Store'dan yüklenemiyor. Benim telefonumda olduğu gibi harici bir APK ile yüklüyoruz. Bunun da sorunsuz çalışması, yani sorunlu bir problem var Android Auto'da ama 2021'de artık Google Play Store'da olacağı için bu tarz sorunlar da ortadan kalkacaktır. Bu cihaz kaynaklı problem değil, Android Auto'nun kendi problemine kaynaklı. CarPlay daha stabil çalışıyor. YouTube kanalımızdaki diğer videolardan da yaptığımız uygulamalardan bakabilirsiniz. Cihazımız araçtaki müzik kalitesini çok keyifli hale getirdi. Şöyle bir Android Auto üzerinden Spotify'dan birkaç müzik çalalım. Bu arada direksiyon kumandasında çalışmasını gösteriyorum. Cihazın ses işleme yeteneği çok benzersiz ölçüde. Bunun için çok detaylar var. Cihazın menüsüne bakıldığı zaman hazır equalizerlardan, grafik bazlı equalizerlara kadar hoparlörlerin frekanslarını bile hesaplatabiliyorsunuz cihaz üzerine. Ayarlar yapılabiliyor. Altyapısı tam bir. Standart kullanıcı için de araçtaki var olan hoparlörleri daha iyi keyifli hale getiriyor. İsterse kullanıcı farklı amplifikatör gibi eklentiler de yapabiliyor. Cihazda 3 amfi çıkışı var. Subwoofer ve 2 tane de stereo amfi çıkışı. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk. Siz de bu tarz bir cihaz düşünüyorsanız aracınız için WhatsApp destek hattından detaylı bilgileri bize ulaştırabilirsiniz.
Yaptığımız uygulamaları da YouTube kanalımız ve Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz.